Bu videoda kızların, kadınların, ev hanımların, annelerin neden çok güçlü, dirayetli, istikrarlı, duygularına hakim olabilen, stresini ve hislerini kontrol edebilen, hayatını kontrol edebilen, etkili ve lider ruha sahip olmalıdır. Bunu anlatmak istiyorum. Bu anlattıklarımı görsel olarak anlatırsam daha iyi akılda kalacağı için hemen ekranı değiştireceğim. Metaforu arılarla anlatmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz arılar kovanda yaşarlar. İki katlı oluyor genellikle. Ve bir kovanda ortalama sezonuna göre 80 bin arı oluyor. Ve bu 80 bin çalışan arının başında bir kraliçe oluyor. Bu 80 bin arının başında ve bütün kovanı 80 bin arıyı kontrol altında tutuyor tek başına. Şimdi değerli arkadaşlar, arıcılar bilirler ki her kovan farklı. 80 bin arı farklı çalışıyor. Bazıları tembel. Mesela şunu tembel diyelim. Bu orta halde çalışıyor buradaki arılar. 80 bin arı. Bazıları da çok çalışkan arılar. Bunlar da çalışkan. Şu gördüğünüz tembel arıların ürettiği yıllık 5 kilo bal. Bu orta halde çalışan arılar 15 kilo bal üretiyor. Kraliçesiyle beraber. Çünkü kraliçesi yönetiyor. Çalışkan arıların başındaki kraliçeyle beraber de çalışkan olanlar da 40 kilo bal üretiyor değerli arkadaşlar. 3 tane kovan çeşidi var ve 3 çeşit arı çeşidi var. Burada bu arıların çalışkanlığı veya tembelliği kime bağlı? Ana arıya bağlı. Yani kraliçeye, başındaki tepedeki anneye bağlı. Yani iyi bir anne evlatlarını öyle bir yetiştiriyor ki 80 bin arı çok iyi, verimli bir şekilde çalışıyorlar. 40 kilo bal üretiyorlar. Bu kovanı eğer satarsan 1000 öreye satacaksın. 1000 öreye satabilirim. Arılarla beraber. Hepsini 1000 öreye. Peki bu orta halde çalışan arıların başındaki kraliçe orta halli olduğu için bunun değeri de 300 euro. Kovanıyla beraber, arılarıyla beraber 300 euro. Öyle düşünün. Şimdi tembel arıların değeri de az bal ürettikleri için 100 euro. Bakın gördüğünüz gibi kraliçenin verimliliğine bağlı değeri. Çalışkan arıda 1000 euro, çalışmayan arıda da 100 euro bir değere sahip kovanlar. Yani bütün sistem nereye bağlıymış? Anneye bağlıymış. Bunu bir de insanlar üzerinde anlatayım. Bir anne düşünün, iki tane evladı var. Oğlu ve kızı. Şimdi anne ya zamanını çocuklara harcayacak, çocukları daha etkili, daha değerli, daha kıymetli yetiştirecek. 8 saatini bunlara verecek. 8 saatini buraya vermezse çocuklarını diziler, filmler, sosyal medya yetiştirecek. Eğer anne 8 saatini çocuklarına vermezse, 8 saatini dışarıda bir şirkete yatırırsa 40 sene ömrünü orada harcayacak, şirketi büyütecek. Yani enerjisini ya çocuklara harcayacak 8 saatini ya şirkete harcayacak. 8 sene şirkete harcadığında şirketi büyütür. 40 sene sonra yaşlandı diye şirketten zaten kadını çıkarırlar, beğenmezler veya hakkıyla parasını alamaz. Ya da çocuklarına yatırır. Çocuklarına zamanını harcarsa eğer çocukları daha etkili, daha kıymetli, değerli insan olurlar. Çalışkan arıların değeri nasıl yüksekse çalışkan evlatların değeri de yüksek olduğu için return on investment ROI'si geri dönüşümü daha iyi olur, daha güçlü olur anneye. Yani anne çocuklarına zaman harcarsa, onlara değer katarsa, onları güçlü yaparsa oğlu, kızı çok iyi mesleklere sahip olur ve iyi maaşlar alırlar. Örneğin kazandıklarının bir kısmını anneye return on investment geri dönüşümü daha fazla olur. Yani çocuklarına yatırım yaptığında daha fazla geliri olur aslında annenin. Veya dediğim gibi şirkete yatırır, şirkette 40 sene çalışır. Zaten 30 sene, 40 sene sonra beğenmezler. Yaşlandı diye şirketten çıkarırlar. Kemik büyütmüş olur 40 sene şirketlere, yani çalıştığı şirketi büyütür. Şirkete zaman ayırdığında 8 saatini veya 10 saatini çocuklarına bakamadığı için çocuklarına kim bakar? Diziler bakar, filmler bakar, sosyal medya bakar, sokaktaki insanlar ilgilenir ve çocukların değeri düşük olur. İleride bir baltaya sap olamazlar. Ve arılarda verdiğim örneğe göre bir ucuz
kovan vardı. Orta fiyatlı bir kovan vardı. Bir de çok değerli kovan vardı. Çok değerli olan 1000 euroydu. Ortası 300 euro. Diğeri de 100 euro. Peki değerli arkadaşlar, bunu neden anlatıyorum? Bunu biz Almanya'da yaşadığımız için, burada doğduk, büyüdük. Bayern'de benim arkadaşlarım var. Ve Almanların mentalitesi Bayern'de, dindar Hristiyanlar fazla olduğu için, genellikle oradaki anneler evlatlarına daha fazla yatırım yaparlar. Yani zamanlarını daha fazla çocuklarına harcarlar. Çünkü şöyle inanırlar. Ben eğer çocuğuma yatırım yaparsam çocuğum değerli olur, güçlü olur, maaşı yüksek olur. 7 ile 8 bin euro para alır. İleride çocuk başı bu parayı alırlar ve buradan da benim buraya harcadığım emeği bana çocuklar ROI olarak, yani geri dönüşümü, return on investment olarak bana geri gelir, yatırdığım emek 20 sene sonra bana geri gelir diye öyle bir mentalite var. Öyle çok arkadaşlarım var. Hep öyle söylüyorlar. Dolayısıyla evlatlarıyla ilgileniyorlar. Ama iyi evlat yetiştirebilmek için de yapılması gereken sadece çocukları yetiştirmek değil. İlk önce annenin kendini yetiştirmesi. Yani kendi değerini yükseltmesi lazım. Biliyorsunuz altın 8 ayarı var. 8 ayarlık yüzük var. 14 ayarlık var. 17 ayarlık var. 21 var. 22 var. 24 ayar var, değil mi? 24 ayar daha pahalı. 24 ayara anne kendini çıkarması gerekiyor. Çünkü 24 ayara çıktığı zaman evlatları da 24 ayar oluyor. Kendisi 8'de kalırsa çocuklar da 8 ayar oluyor. Yani düşük ayarda oluyor. Düşük ayarda olduğu zaman geleceği de, nesillerde de düşük verimlilik oluyor. Düşük maaş oluyor. Hayatı iyi olmuyor. Dolayısıyla İlk yapılması gereken şey annenin kendini yetiştirmesi, geliştirmesi, kendine değer katması. Bir ortama girdiğinde eğer değeri yüksekse, 24 ayarsa, etraftaki kim varsa, o odada kim varsa onun değerinin yüksek olduğunu anında anlıyor. Ama bir de değeri düşük olduğunu düşünün. Sileyim burayı. 8 ayarda olduğunu düşünün. 8 ayardaki insan bir odaya girdiğinde de herkes burun kıvırıyor. Değer vermiyor. Bakmıyor bile. İlgilenmiyor bile. Neden? Çünkü bu anne düşük. Değeri düşük. Kıymeti yok. Önemi yok. Önemsenmiyor. Saygı duyulmuyor değerli arkadaşlar. Peki 24 ayar altına çıkabilmek için, yani değeri yükseltmek için ne yapmak gerekiyor güzel insanlar? Hep anlatıyorum. Annenin değerli ve kıymetli olması için, 24 ayara gelebilmesi için madde madde kendini geliştirmesi gerekiyor. Kendini geliştirecek, kendini bilecek, kendini bilmesi lazım. Kabiliyet ve beceri kazanması gerekiyor 24 ayara çıkabilmek için. İki günü asla bir olmamalı. Öyle bir hale gelmeli ki etkili insan, çevresini etkileyebilen, yönlendirebilen, liderlik vasıflarına sahip, bunun yanında söz geçirebilen, sözünün etkisi olan, çevresine, evlatlarına, eşine etki yapabilen, hani eskiden derlerdi Osmanlı hanımı derler, değil mi? Öyle bir anne ki işte Osmanlı anne. İşte Osmanlı anne ile anlatılmak istenen aslında 24 ayara çıkmak. Anne eğer böyle olursa arılardaki gibi nesline çok iyi yatırım yapar, arkadan gelenlere değer katar, güzellik katar. İyi bir nesil geldikçe annenin arkasından, o ailenin arkasından güçlü, kuvvetli, değerli aile olur. Yani anne aslında çocuklarına yatırım yap hem ileride maddi hem manevi olarak rahat eder sevgili arkadaşlar. O yüzden kızların, annelerin ve ev kadınlarının kendini mutlaka geliştirmesi lazım. İki günü asla bir olmamalı. Güçlü, kuvvetli, kendi ayaklarının üzerinde durabilecek kabiliyette insanlar olmalı. Ele güne muhtaç olmamak, başkasının eline bakmamak için kızların, annelerin, kadınların güçlü olması gerekiyor. O da ancak ve ancak kendini geliştirerek oluyor değerli arkadaşlar. Biz yıllardan beri bizim eğitimimize katılan kızların, kadınların, annelerin kendilerini iyi yetiştirip kendi iş yerlerini açmalarına yardımcı olduk. Hem kendi işini yaptı, kendi patronu oldu. Günlük 2 saat, 3 saat zaman ayırdı ve para kazanmaya başladı oradan. Geri kalan zamanıyla da evine, ailesine, çocuklarına, kocasına yatırım yaptı ve kaliteli
nesiller yetiştirdi. Yıllardan beri ben bunu anlatıyorum. Online eğitimlere katılarak kızların, annelerin ve kadınların kendine değer katabileceğini yıllardan beri anlatıyorum. Eğer ayarınız 24 ayar olursa herkes sizi görür, size değer verir. Siz o zaman kıymetli olursunuz. Sözünüz değerli olur, kıymetli olur. Hani derler ya, ye kürküm ye hesabı. Her tarafta bir itibarınız olur. Nesilleriniz iyi olur, güzel olur, kaliteli olur değerli arkadaşlar. O yüzden biz yıllardan beri Almanya'da doğduğumuzdan dolayı yerimiz Almanya'da, şirketimiz Almanya'da, danışmanlıklarımız Almanya'da olduğu için yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'da yaşayan aile fertlerine, kızlara, annelere, babalara, ev hanımlarına, kendi işini yapmaya çalışan kadınlara online olarak 3, 6, 9, 1 senelik eğitimler veriyoruz. Onlara şahsiyet gelişim eğitimleri vererek onların kendilerine değer katmalarına, evlatlarına değer katmalarına, ailelerine, kocalarına değer katmalarına ve oluyoruz. Binlerce insan hayatını pozitif manada değiştirdi. Hedeflerine ulaştı. Siz de gerçekten neslinize iyi miras bırakmak istiyorsanız, iyi bir gelecek için kendinizi geliştirin. Kendinizi geliştirmek için de bizim online eğitimlerimize katılabilirsiniz. Bizim eğitimlerimize katılabilmek için hemen videonun altında link var. Linke tıklayın. Eğitime başvurun. Online eğitimlerinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.